Selamun aleyküm. Elmas günlere hoş geldiniz. Bugün biraz terasta işlerimiz vardı. Onları hallettim. Kahvaltıdan sonra. Öğleden sonra da markete doğru yol alıyoruz. Bugün birkaç olmayacak. Onları alacağız. O yüzden şöyle markete doğru gidelim. Bakalım orada neler göreceğiz. Tabii ben markette çekim yapmadım. Şu güzel camimizi size göstermek istiyorum. Çok güzel. Oradan gelince marketten geldik. İşte bugün iki tane lifi aynı anda götürüyorum. Aynı modelden iki renk yapıyorum çünkü. Son çiçekler yapılacaktı işte. Şu gördüğünüz beyazları yaptım. Diğer çiçeklerin uçlarını bitirdim. İkisini de aynı anda götürdüğüm için beraber bitirdim. Birinin kenar oyaları bitti. Diğerini de inşallah akşam otururken yapacağım. Eğer bitirsem size yarın gösteririm. Bu arada nihalem bozuktu. Belki de çeyizimden kalmadır bu nihale. Hiç aldığımı hatırlamıyorum. Parçaları kopmuştu. Bu iki parça. Çekmecede kaybolmadan bugün onları tamir edeceğim. Ben baktım nihalenin içindeki ipler, bu bizim bildiğimiz tesbihleri dizerken kullanılan iplerden. Onlardan da bende vardı zaten. Ben oğlumdan rica ettim bana yardım edip çekim yapması için. Çünkü henüz tripodum yok. Alacağım inşallah en yakın zamanda. Önce sıkı bir düğüm atıyorum ama bu iplerde sanki tekrar gevşiyor düğümler. Şöyle tahminen kestim. Çok da aslında uzun kesmişim. Daha kısa kesebilirmişim ama işte düğüm yaparken elimde rahat oynasın diye o niyetle uzun kesmiştim. Şimdi baktım ben. Aralarında ikişer tane uzun delikler var işte. Bir taraftan koyuyoruz. Diğer taraftan çekiyoruz. Daha önce örgüyü nasıl yapıldıysa ona göre yapmaya çalışıyorum. Bozulan şeyleri hemen atma taraftarı değilim. Elimden geldiğince tekrar eski haline getirip kullanmaya devam etmeyi seviyorum. Şimdi herhalde çift ip yürütülmüş bu yapılırken. Karşılıklı sağlam durmaları için diğer İşte o palet diyeyim artık. Tahta parçasının orada kopuk ip vardı. Oraya da bir ip ekledim. Herhalde iki ip yürütülerek yapılmıştır. Çünkü ortada da gördüğünüz gibi düğüm var. Tam ortasında. Artık öyle değilse bile ben yapabildiğim kadar da tamir edeceğim inşallah. Şu anda ipler biraz karışık görünüyor. Ama mantığı kullanınca tamir edilebiliyor yani. Çok da basit aslında. Ben bu tür uğraşları seviyorum. Sağlam olması için diğerlerinin aralarından geçirerek yapacağım. O diğer köşeye benzetmeye çalışıyorum. Aslında niyetim ipi sağlı sollu bu en son geçirdiğim paletin arasından bükük olan ipi de geçirmekti ama şimdi baktım orada öyle değil. Dedim aslında uygun olsun. Aslında uygun yapmaya çalışayım. O yüzden bu bükülen ipi en son geçirdiğim paletten geçirmek yerine karşı tarafa geçtim. Bakın zaten ittiğimde diğer taraftan çıkıyor. Çünkü bu ipin özelliği sert olması. Sadece düğüm atarken biraz sıkıntı oluyor işte. Sanki gevşiyormuş gibi geliyor.
Anlaşılan, evet, ben tekrar sağlam olsun diye karşıya tekrar geçmişim. İki ip geçirmiş oldum oradan. Çok güzel ezan okunuyor şu anda. Bilmiyorum size geliyor mu? Allah'ım ezanlarımızı dindirtmesin inşallah. Burada iki tane ip oldu. Üçüncü ipi oradan geçirmeye çalıştım ama geçiremedim. Ben de artık orada pes edip ipi kestim. Diğer o ilk yaptığım düğümlerle en son ipleri orada birleştiriyorum artık. İki üç defa düğümü attım. Sıkabildiğim kadar sıktım. Şimdi onları da düğüm yapacağım. Ve ipleri elimden geldiği kadar kaybettirmeye çalışacağım. Elimden görünmüyor olabilirsiniz ama orada yapılan tek işlem düğüm. Bakın sıkıyorum, ip tekrar atıyor. Keşke otururken işte pense gibi bir şey alsaymışım. İpleri deliklerin içinden geçirip oralarda yok etmeye çalışıyorum ama ipin ucu geçmiyor. Çünkü o ipin ucu yumuşamış biraz. Ben de artık kalanını da çakmakla yakmak için pes ettim. Geçirebildiğim kadarını geçirdim. Geçiremediklerim orada kaldı. Tekrar bir deneyeyim geçiyor mu? Şimdi bu püsküllü olan. Bu önceden nihale yapılırken kullanılan ip. Ve ip bayağı eskidiği için ucu bayağı yumuşamış. O yüzden geçmekte zorluk çekiyor. Ama en sonunda onu ben araya geçirip kaybettirmeyi başardım. Yeni bir nihale almaktansa bakın gayet de güzel. Eski haline dönüyor yani. Atmaya satmaya gerek yok. En son ipleri de kestik. Şimdi size marketten aldıklarımızı gösteriyorum. İnanın bu poşetin 105 lira yaklaşık tuttuğuna ben kasaya geldiğim zaman inanamadım. Ama sonra artık anladım. Yani ben Nescafe almıştım. O Nescafe'nin fiyatını galiba farklı bir Nescafe çeşidiyle bunu karıştırmışım. Tabii gold ağabey olması aslında normal. Pirinç aldım. Normal bir alışveriş aslında, aşırı fazla bir şey yok burada. Ben Mintaks'ı kullanıyorum ve çok memnunum. Fiyatı da gayet uygun aslında. Normalde sütü sütlüden alıyorum ama bu sefer hafta sonu az almıştım. Yetmedi. Bu margarin de oğlumun isteği üzerine aldım. Şimdi bu kızım diyet yaptığı için yeşil çayları içiyor. Hepsini içemiyor ama bu açay ve ananaslıyı çok beğendi. Onu içiyor. Ve saçları tülerdiği için böyle bir saç bakım kremi aldık. Bakalım memnun kalacak mı? Eğer memnun kalırsa ileriki günlerde size de bunu söylerim. Elmaslı günlere abone olmayı, beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, sevgi dolu günler. Hoşçakalın.